أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق رسول الله بخاري أذان 36 مسلم زكاة 30 ترمذي زهد 53. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin Peygamber aleyhisselamdan aktardığı bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. İnşallah bu akşamki dersimizde bu hadisi şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek sevgili Peygamberimiz, bize hangi hedefleri gösterecek, bizi hangi şerefli bilgilerine ulaştıracak. İnşallah okumaya başlıyorum. Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Yedi sınıf insan vardır ki mahşer yerinde hiçbir gölgenin olmadığı bir ortamda Allah onları arşının gölgesinin altında gölgelendirecektir. İmamun adil, birincisi adil bir imam. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ İkincisi, Allah Azze ve Celle'ye kullukta büyümüş bir genç. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Üçüncüsü, kalbi mescitlere asılı, kalbi mescitlere bağlı bir adam. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ İki insan ki birbirlerini Allah için sevmişler, Allah sevgisi üstüne bir araya gelmişler, Allah sevgisinden ötürü de birbirlerinden ayrılmışlar. Bu iki insan da yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecektir. Ve racülün da'athu imra'atun zâtu mansıbin ve cemalin فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ve bir insan ki cemal sahibi, fiziksel güzellik sahibi, soy sop sahibi, asil bir aileye mensup olan bir kadın, bir kızcağız onu gayrimeşru bir ilişkiye davet eder. O da temelinden sarsılarak der ki Allah'tan korkarım, ben böyle bir şey yapmam. Allah'tan korkarım, ben harama uçkur çözmem. Allah'tan korkarım, ben bana cennet kaybettirecek bir yolda olmam. Allah'tan korkarım, ben beni cehenneme götürecek bir ameli işlemem. Böyle diyen kişi de yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecektir. Ve racülün tesaddaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiku yeminuhu. Bir adam ki infak ediyor,
Elindekileri Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alıyor, sadaka veriyor. فَأَخْفَاهَا Ama o sadakasını gizliyor. İnsanlara gösterişten uzak bir biçimde sadaka veriyor. Hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Bu işi o kadar gizli yapıyor ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar bu işi gizli yapıyor. Ve raculun en son bir adam ki zekerallahe haliyen bir tenhada insanlardan uzak bir yerde Allah'ı zikrediyor. Fefazat aynahu gözü de yaşlarla doluyor. Evet bu yedi sınıf insanı diyor Peygamber Efendimiz mahşer yerinde hiçbir gölgenin olmadığı bir ortamda Rabbimiz arşının gölgesinin altında gölgelendirecektir. Bu hadiste arş ifadesi geçiyor. O nedir? Bir iki cümle söyleyeyim. İşte dünyamız var. Uzayda boşlukta dönüp duran dünyamız var. Ve dünyamızı çepeçevre kuşatmış birinci kat sema var. Şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Bu birinci kat semanın yanında bizim dünyamızın büyüklüğü, Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu da ikinci kat sema kuşatmıştır. İkinci kat semanın yanında da birinci kat sema, yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu üçüncü kat, onu dördüncü kat sema, beşinci, altıncı, yedinci kat sema kuşatmıştır. Yedinci kat semayı da kürsi kuşatmıştır. Kürsinin yanında da yedinci kat sema, yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu da arş kuşatmıştır. Arşın yanında da kürsi, yine koskoca bir çölün ortasına atılmış parmağınıza tattığınız bir yüksük kadardır. Arştan ötede zaman ve mekan bitmiştir. Ne var? Allah var. Ötesini bilmiyoruz. Bakın, bir arş düşünün ki bizi değil dünyamızı atomun en küçük parçası olan atomun trilyarda biri bile farz ettirmeyecek kadar büyük bir arş düşünün. İşte Rabbimiz bu yedi sınıf insanı o arşının gölgesinin altında gölgelendirecekmiş. Allah'ın Resulü bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki onlar arşı taşıyan melekler dörttür bugün, yarın kıyamet günü dört melek daha ilave edecek Allah ve kıyamet günü arşı sekiz melek omuzunda taşıyacak. Hakka suresinin 17. ayeti kerimesi de bu hususu anlatırken bakın şöyle diyordu. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَ Kıyamet günü arşı başının üstünde, omuzlarının üstünde sekiz melek taşır. Allahu Ekber. Bugün arşı taşıyan dört melek varmış. Kıyamet günü dört melek daha ilave edecekmiş Rabbimiz. Arşı sekiz melek taşıyacak. Dünyamızdan trilyarlarca kere daha büyük olan arşı sekiz melek omuzunda taşıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bizim arşla ilişkimizi anlatan kitabımızın Mü'min suresinin 7. ayeti kerimesi de bakın o arşı taşıyan meleklerin görevlerini şöylece anlatır. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْاَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan ve arşın etrafındaki melekler var ya يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Onlar hamd ile Rablerini tesbih ederler. Subhanallah, Subhanallah derler. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan münezzeh biliriz. Seni kemal sıfatların sahibi biliriz. Sıfatların konusunda eksikliği asla sana izafe etmeyiz. Onlar hamd ile Rablerini tesbih ederler. Birinci görevleri o meleklerin buymuş. İkinci görevleri ve yu'minûne bihi Allah'a iman ederler. Bakın arşı taşıyan
dünyamızdan trilyarlarca kere daha büyük olan o melekler bizim yaptığımızı yapıyorlarmış. Biz de hamd ile Rabbimizi tesbih ediyoruz. Biz de elhamdülillah, subhanallah diyoruz. Biz de Allah'a iman ediyoruz. Öyleyse biz o meleklerin safındayız. O melekler de bizim desteğimizde, bizim safımızda. O meleklerin, arşı taşıyan o büyük meleklerin üçüncü görevleri de şuymuş bakın. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Yeryüzündeki Allah'ın mümin kulları için istiğfar etmekmiş. Allah Allah. O melekler bizim için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi, dünyadaki mümin kullarının falsolarını görmeyiver. Hatalarını dikkate almayiver. Günahlarını bağışlayiver ya Rabbi diye onlar bizim için istiğfar ediyorlarmış. Şöyle diyorlarmış bakın. Rabbena vesiat kulle şeyin rahmeten ve ilmen. Ya Rabbi, senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Fagfir lillezine tabu. Sana tevbe eden kullarını bağışlayıver. Vettebe'u sebileke. Senin yoluna tabi olan kullarını affediver. Vakihim azabel cahil. Ve onları cehennem azabından koruyver ya Rabbi diye o melekler bizim için Allah'a istiğfar ediyorlar. Bundan daha büyük bir şey olur mu? Peygamber Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde buyurur ki, arşı taşıyan melekler hakkında konuşmama Rabbim bana izin verdi diye söze başlıyor. Diyor ki, arşı taşıyan meleklerden bir tanesinin şu kulak memesiyle omuzu arası 700 bin yıllık mesafedir diyor. Kendi büyüklüklerini artık bir düşünün. İşte arş bu. Sevgili Peygamberimiz bakın bu hadisi şeriflerinde buyururlar ki, bu yedi sınıf insanı yarın mahşer günü hiçbir gölgenin olmadığı bir ortamda Rabbimiz o arşının gölgesinin altında gölgelendirecek. Birincisi imamun adil, adil bir imam. İmam özel manada halife demektir, devlet reisi demektir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ömer, Osman, Ali Efendimiz ve kıyamete kadar bu ümmete yöneticilik yapacak ama adilce yöneticilik yapacak. Konuştuğu zaman adaleti gündeme getirecek. İş yaptığı zaman adaleti gerçekleştirecek. Rayasına karşı, toplumuna karşı adilce davranacak. Onları Müslümanca yönetecek adil bir imam. Genel anlamıyla imam hepimiz demektir. Hepimiz imamız. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde bu hususu anlatırken buyururlar ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hepiniz imamsınız. Hepiniz ev reisisiniz. Öyleyse hepimiz imamız. Eğer koca olarak, baba olarak, ev reisi olarak, ailenin imamı, yöneticisi olarak biz gerçekten ailemize karşı adilce davranabilirsek, hanımlarımızı, çocuklarımızı insan yerine koyup onları Kur'an ve sünnetle tanıştırabilir, onların cennet yollarını açabilir, onların cehennem yollarına barikatlar koyabilirsek, onları Kur'an ve sünnette doyurabilirsek, sürümüzle ilişkimizi Allah ve Resulünün istediği biçimde ayarlayabilirsek, işte burada anlatılan biziz. Çobanız. Ama çobanlık gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisinde anlatıldığına göre burada müthiş bir teşbih var. Çoban, efendilikte kölelik, kölelikte efendilik anlamına gelir. Çoban, sürüsünün efendisidir ama sahibinin kölesidir. Biz de evimizin, ailemizin, çocuklarımızın, sürümüzün efendisiyiz ama Rabbimizin de kulu ve kölesiyiz. Bir kadın evinin ve çocuklarının efendisi ama Rabbinin kölesidir. İşte çobanlıkta böyle muazzam bir teşbih var. Ben evimin, çocuklarımın, hanımımın efendisi olarak Rabbimin kulu ve kölesiyim. Efendilikte kölelik, kölelikte efendilik ya da hürriyette kölelik, kölelikte hürriyet gibi bir anlam var. Ama burada şunu da söyleyelim. Herkesin sürüsü farklıdır. Allah her birerimize
ayrı bir sürü vermiş, ayrı bir aile vermiş. Ve her birerimiz kendi sürüsünden sorumluyuz. Çünkü Allah'ın Resulü öyle diyor. Hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorguya çekileceksiniz. Kimi insanlar görüyorum, kendi sürüsünden kaçmış, kendi sorumluluk alanını terk etmiş, başkalarının sürüsünün sorumluluğuyla kendisini heder etmektedir. Bir kadıncağıza soruyoruz, ayrola nereye sabahın erken saatinde? Kur'an kursunda hocayım da çocukları eğitmeye gidiyorum. Tamam, başkalarının sürüsünü eğitmeye gidiyor ama kendi evindeki sürüsü aç ise, başkalarının çocuklarını eğitmeye giderken kendi evindeki çocuklar eğitimsiz kalmışsa, bu kadıncağız kendi sorumluluk alanını terk ediyor demektir. Ya da bir insan düşünün ki bir fabrika kurmuş, binlerce on binlerce ekmek üretiyor, binlerce insanı doyuruyor ama akşam evine giderken koltuğunun altında çocuklarına iki tane ekmek götürmüyorsa, işte bu kendi sorumluluk alanını terk etmiş demektir. Herkes kendi ehlinden sorulacak, bunu unutmayın. Evet, birincisi imam adil, adil bir imam. İkincisi وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah Azze ve Celle'ye ibadette büyümüş bir genç. Allah'a kullukla büyümüş, Allah'a kullukla sulanmış, gelişmiş bir genç. Ne demek bu? Yani 3 yaşında Allah'a kul, 5 yaşında yine Allah'a kul, 20 yaşında yine Allah'a kul, 50 yaşında yine Allah'a kul, bir ömür Allah'a kulluk içinde bir hayat yaşamış, öylece ruhunu Rabbine teslim etmiş bir genç, bir Müslüman. Şöyle değil, evlilik çağına kadar bir kişi Allah'a kulluk etmiş ama evleneceği gece, gerdeğe gireceği gece, ya Rabbi izin ver biraz da adetlerin, biraz da törelerin kulu kölesi olayım dememiş. Ya da bir yıl 364 gün Allah'a kulluk etmiş ama 365. gece, yani ne gecesiydi o? Yılbaşı gecesi. Ya Rabbi izin ver biraz da Hristiyanca takılayım demiş. Olmadı. Treni kaçırdı. Söyleyin Allah aşkına. Bir kadın 364 gün kocasının hizmetinde olsa, bir gece ya da bir gün, 365. gün, yılda bir kerecik bir komşunun erkeğinin hizmetine gitse, siz ona karın gözüyle, hanımın gözüyle bakar mısınız? Bakmazsınız değil mi? Bir kul, 3 yaşında da Allah'a kul, 10 yaşında da Allah'a kul, 20 yaşında da, 50 yaşında da Allah'a kul olmak zorunda. İşte bakın, sevgili Peygamberimiz buyurur ki, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Sürekli Allah'a kul olmuş, bir an bile Allah'a kulluktan çıkmamış bir genç, Allah'a kullukla büyümüş bir kişi, işte yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek ikinci sınıf insanmış. Üçüncüsü, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Bir adam ki kalbi mescitlere asılı, bir adam ki kalbi mescitlere bağlı. Nasıl anlayacağız bunu? Yani bir adam kalbini mescide asacak, dışarı çıkıp gezip dolaşacak. Mümkün değil. Ölür adam. Kalbi neredeyse adam orada olmak zorunda. Öyleyse bu hadiste anlatılan şey şudur. Bir adam ki mescit endeksli bir hayat yaşıyor. Mescit pergelli bir hayat yaşıyor. Bir ayağı mescitte, gidiyor işini görüyor tekrar mescide. Gidiyor evine tekrar mescide. Yani 5 vakit namazı sürekli mescitte ikame eden bir Müslüman. Biz böyle olmak zorundayız. Yani mescit endeksli bir hayat yaşamak zorundayız. Mescitten ayrılırsak Allah korusun, bu bizim sonumuz demektir. 5 vakit namazı mescitte kılmak zorundayız. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman bireysel bir namazın, yani cemaatle kılınmayan bir namazın sanki namaz olmadığını görüyoruz. Allah'ın Resulü ezan sesini duydukları halde mescide gelmeyenlerin evlerini yakmak içinden geliyor sözünü hatırlayalım. Öyleyse mescit endeksli bir hayat yaşayalım. Ben bunları söyleyince kimi Müslümanlar şöyle diyorlar. Efendim
Peygamber aleyhisselam dönemindeki mescitlerin fonksiyonu çok farklıydı. Bugünkü mescitler aynı fonksiyonu icra edemedikleri için biz 5 vakit namazı mescitlerde kılmıyoruz. Tamam. Peygamber aleyhisselam döneminde mescitlerin fonksiyonu çoktu. Bugün o fonksiyonların birçoğunu icra etmiyor mescitlerimiz. Mesela nasıl? Mesela Peygamber aleyhisselam döneminde mescit parlamento binasıydı. Yani yönetim yeri mescitti. Allah'ın Resulü devleti mescitte yönetirdi. Kararları mescitte alırdı. Mescit eğitim merkeziydi. Ayet ve hadisi duymak isteyen Müslümanlar, sevgiliyle buluşmak isteyen Müslümanlar mescide gelmek zorundaydı. Mescit bir eğitim yeriydi. Mescit hayatı düzenleme merkeziydi. Dışarıdan gelen devlet erkanı mescitte ağırlanırdı. Mahkumlar mescidin direklerine bağlanır. Hapishane mescitti. Şura yeri mescitti. İbadet yeri mescitti. Yani hayatı düzenleme merkezi mescitti. Tamam, bugünkü mescitler Peygamber aleyhisselam dönemi mescitlerin fonksiyonunu icra etmiyor ama öyledir diye mescitleri terk etme hakkımız yoktur. Kimi Müslümanlar da diyorlar ki efendim mescitlerde bir yığın bid'atler işleniyor. Onları değiştirmeye gücümüz yetmediğine göre biz de mescitlere gitmiyoruz. Bakın, eğer diyorum siz bid'atten uzak ehli tevhid bir cemaatseniz, bir Müslümansanız, sizin gibi değerli bir cemaatten mescitleri niye mahrum ediyorsunuz? Çünkü Kur'an'ın beyanıyla mescitlerin ziyneti cemaattir. Mescidin süsü cemaattir. Öyleyse siz tevhid ehli Müslümanlar olarak gelin mescitlere de mescit bir cemaat görsün. Sizin gibi değerli bir cemaatten mescitleri niye mahrum ediyorsunuz? Bakın, mescit merkezli bir hayat yaşamak zorundayız. 5 vakit namazlarımızı mescitte kılmak zorundayız. Eğer böyle olursa, kalbimiz mescide asılı olursa, randevu verdiğimiz zaman mescidi randevu veriyor, arayanlar bizi mescitte bulabiliyorsa, 5 vakit namazı gerçekten biz mescitte cemaatle kılabiliyorsak, kesinlikle bilelim ki işte Peygamber aleyhisselam öyle diyor. Kalbi mescitlere asılı bir Müslümanı yarın Rabbimiz hiçbir gölgenin olmadığı mahşer ortamında arşının gölgesinin altında gölgelendirecektir. 4. Ve racülün, bir adam ki tesaddaka bi sadakatin, sadaka veriyor. Fe ahfaha, ama verdiği o sadakayı gizliyor. Kimse görmesin diye, sadece Allah görsün, Allah bilsin diye gizli veriyor sadakayı. Hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiku yeminuhu. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek, duymayacak kadar sadakayı gizli veriyor. Bu güzel bir şey. Gizlemek zorundayız. Ecdadımız çok güzel yapmış. Sadaka taşı diye şehrin belli merkezlerine taşlar koymuşlar. Böyle içi oyuk, gece gündüz kimsenin göremeyeceği bir ortamda zenginler götürüp parayı koyuyorlar. Gece gündüz geliyor bir fakir, ihtiyacı kadarını alıyor. Benden sonra gelen bir fakir de alsın diye gerisini bırakıyor. Veren de belli değil, alan da belli değil. Ne güzel. Biz ne yapıyoruz? Bir fakire 3-5 kuruş vermek için elimiz cebimize gittiğinde gözümüz etrafta, acaba kaç kişi görüyor bizi, kaç kişi takdir edecek, kaç kişi cömert olduğumuzu görecek diye gösteriş yapmaya çalışıyoruz. Öyle değil. Bakın, Allah'ın Resulü çok açık ve net bir biçimde buyurur ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar sadakayı gizli veren bir Müslümanı da yarın Rabbimiz arşının gölgesinin altında gölgelendirecekmiş. Tamam, burada sadakayı gizli vermek anlatılıyor. Ama bunun da ötesinde benim anladığım bir mana var. Gizleyeceğiz tamam da, ama şimdi ben vereceğim bir sadakayı herkesten gizleyebilirim. Kimsenin göremeyeceği bir yerde bir fakirin cebine elim gider, bu işi becerebilirim. Ama peki ben bunu kendimden nasıl gizleyeceğim? Sağ elimin verdiğini sol elim bilmeyecekmiş. Benim sağ elim de sol elim de bu beyne bağlı. Yani ben kendimden bile gizlemeliymişim. Bu mümkün değil. Peki burada anlatılan ne?
Burada anlatılan Allahu alem şudur. Sadakayı o kadar çok vereceğiz ki, sadakayı verme işini o kadar yoğunlaştıracağız ki, sağ elimizin verdiğini sol elimiz bilmez hale gelecek. Bir iki örnek vereyim. Mesela ömründe bir kere İstanbul'a giden bir adam nerede indi, nerede bindi, nereyi gezdi, nerede yemek yedi, nerede oturdu hiç unutmaz değil mi? Çünkü ömründe bir kere gitmiş. Ama sürekli İstanbul'a gidip gelen bir adam nerede indi, nerede bindi, nereyi gezdi, nerede oturdu, nerede yedi unutur. Ömründe bir kerecik birine infak eden bir Müslüman nerede verdi, kaç para verdi, kime verdi, bozuk para mıydı, kağıt para mıydı hiç unutmaz. Ama vermeyi sürekli yapan bir kişi, verme işini alışkanlık haline getiren bir kişi kime verdi, nerede verdi, kaç para verdi onu bilemez. Bir başka örnek vereyim. Ömründe bir kere yemek yese bir insan kaç lokma yediğini, ne yediğini hiç unutmaz. Ama sürekli yemek yiyen bir insan ne yediğini işte akşam yemek yiyerek geldiniz buraya. Sorun ellerinize kaç lokma yedin diye bilmez. Niye? Bir kerecik yemiyoruz. Sürekli yediğimiz için ne yediğimizi, kaç lokma yediğimizi bakın ellerimiz bilmiyor. İşte o kadar çok vermeliyiz ki, verme işini o kadar çok alışkanlık haline getirmeliyiz ki kime verdik, nerede verdik, kaç para verdik bunu bilemeyecek hale geleceğiz. Allahu alem, burada anlatılan o. Ama bunu yapabilmenin bir şartı var. O da mülkün tümüyle Allah'a ait olduğuna iman. Eğer bir kişi cebindeki, kasasındaki, kesesindeki parasının mülkünün Allah'a ait olduğuna iman ediyorsa bu dediğimi çok rahat yapar. Ama elindeki, avucundaki, kasasındaki, kesesindeki parasının kendisine ait olduğunu zanneden, böylece inanan bir kişi bunu yapamaz. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu anda dünyadaki mülklerin tamamı farz edin ki benim olsa. Tüm mülkler benim. İçinizden Ahmet'e şu anda oturduğu evi ben versem. Hepinize birer ev verdim de Ahmet'e de bir ev verdim. Dedim ki Ahmet, bu ev senindir. İçindeki eşyaları kullan. Bahçesindeki erik ağacının eriklerinden, kayısı ağacının kayısısından, şeftali ağacının şeftalinden de yiyebilirsin. Bunlar senin. Ben geçici bir süre için bunları sana veriyorum. Günün birinde benden sana bir mesaj geldiği zaman benim mesajımı aynen uygula diyorum ve ayrılıyorum. Ahmet benim kendisine verdiğim evde oturup eşyalarını kullanıyor. Bahçesindeki ağaçların meyvesinden yiyor. Aradan yıllar geçmiş. Bir haberci gelmiş. Ahmet'in ziline basmış. Çıkmış Ahmet. Selam ve aleyküm selam. Ahmet sen misin benim? Kardeş, ben bu evin gerçek sahibi Ali Hoca'nın yanından geliyorum. Onun sana bir mesajı var. Neymiş? Bana ait olan, dedi ki bana ait olan, geçici olarak Ahmet'e verdiğim o evden iki tane minderi Hasan'a versin diyor. Ahmet ne yapar? Bir, eğer o evin gerçek sahibi olarak benim olduğumu unutmamışsa, tamam ya bu ev onun, bana emaneten vermişti. Bu ev onun diyorsa, iki, benim istediğim şeyi yapmadığı zaman, o iki minderi Hasan'a vermediği zaman zorla o evi de o bahçeyi de o sahip olduklarının tümünü de onun elinden söküp alabilecek güçlü birisi olduğuma inanıyorsa, üç, gelen haberciye güveniyorsa ne yapar? Al kardeşim, iki minder değil hepsini götür, benim değil ki, mülkün sahibinden böyle bir haber geldiğine göre al hepsini götür der değil mi? Ama tersinden alalım. Ahmet beni unutmuş, mülkün gerçek sahibi olarak beni unutmuş, kendisini mülkün sahibi görmeye başlamışsa, bu mülk benim, bu ev benim, bu ağaçlar benim, bu eşya benim demeye başlamışsa, bir, iki, benim dediğimi yapmadığı zaman, Hasan'a o üç minderi vermediği zaman, zorla o malı, mülkü, o evi, o bahçeyi elinden söküp alabilecek güçlü birisi olduğuma inanmıyorsa, bir şey yapamaz. Onun dediğini yapmasam ne çıkar? Bana hiçbir şey yapamaz diye düşünüyor. Beni güçsüz birisi zannediyorsa. Üç, gelen haberciye güvenmiyorsa. Ya kapıma kadar bir adam geldi. Bastı zilime ama Ali Hoca'dan bir haber getirdim diyor ama doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, anlayamadım, inanamadım derse
Gelen haberciye güvenmiyorsa ne yapar? Bırakın 3 minder vermeyi, bir kaşık yoğurdu bile Hasan'a veremez değil mi Ahmet? Bakın Allah her birerimize evler vermiş, arabalar vermiş, bağlar bahçeler vermiş, mal mülk vermiş. Kullarım kullanın bunları. Geçici olarak ben bu mülkiyette size yetki verdim demiş. Sonra arkasından bir elçi göndermiş. Kim elçi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. O Allah'tan bize bir haber getirmiş. Ey Allah'ın kulları, bu mülklerin, şu anda sahip olduğunuz mülklerin tümünün gerçek sahibi olan Allah diyor ki, benim malımda, sana verdiğim o mülkümde fakirlerin, muhtaçların da hakkı vardır. Ben sana rızık takdir ederken fazladan bir şeyler gönderiyorum, onu da onlara ulaştır diyor. Eğer bir kişi mülkün sahibi olarak kendisini görmeye başlamış, Allah'ı diskalifiye etmişse, Allah'ın bu emrini yerine getirmediği zaman da zorla bir depremle, bir sel felaketiyle, bir iflasla o mülkü zorla kendisinin elinden alabilecek güçlü bir Allah olduğuna inanmıyorsa, 3 gelen haberciye Muhammed Aleyhisselam'a güvenmiyorsa bir kaşık yoğurdu bile veremez. Ama tersinden düşünün, doğru yahu gerçekten bu mülk onun. Onun dediğini yapmazsam zorla bu mülkü bir ölümle, bir başka sebeple Allah benim elimden alır diye düşünüyor. Ve bir de gelen haberciye Muhammed Aleyhisselam'a iman ediyorsa ne yapar? Allah yolunda malını çok rahat infak eder, tasadduk eder. İşte bakın Peygamber Aleyhisselam hadislerinde bize bunu anlattı. Sonra ve racülani, iki adam ki tehabba fillah, Allah için birbirlerini sevmişler. İctema aleyh, Allah sevgisi üzerine bir araya gelmişler. Ve tefraka aleyh, yine Allah sevgisinden ötürü de ayrılmışlar. Bu iki Müslüman da, yani arkadaşlıklarında birbirlerine olan muhabbetlerinde temel hedef menfaat değil, Allah'ın rızası. Allah için birbirlerini sevmişler, Allah için de ayrılmışlar. Peki Allah için bir araya gelmeyi anladık da niye ayrılacağız? Onu anlayamadık. Bunu şöyle anlıyoruz. Bakın işte şu anda Allah için bir araya geldik. Bir hadis öğrenelim diye, vahiyden bir bölümü öğrenelim diye Allah için bir araya geldik. Ama hep burada duracak değiliz ya, biraz sonra bekleyenlerimiz var evlerimizde. Dağılacağız. Allah için bir araya geldik, işte Allah için ayrıldık. Ya da sahabe-i kiram efendilerimiz Allah için bir araya geldiler, birbirlerini Allah için sevdiler ama Allah için de ayrıldılar. Nereye gittiler, nasıl ayrıldılar? Kimisi Çin'e, kimisi Maçin'e, kimisi Mançurya'ya, kimisi Afganistan'a, kimisi Hindistan'a, kimisi Afrika'ya, kimisi İstanbul'a ayrıldılar. Niye? O coğrafyalara da Allah'ın dinini götürelim diye. Oralarda da Allah'ın dinine aboneler yapalım diye. Oralardaki insanların cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koyalım diye. O bölgeleri de Müslümanlaştıralım diye Allah için bir araya gelen sahabe ayrılıverdi. Medine'de metfun sahabe, dışarı giden sahabenin yarısından çok daha azdır. Sahabe gitmiş, dünyanın her bir coğrafyasına gitmiş. İşte Allah için bir araya geldiler, Allah için birbirlerini sevdiler ama Allah için de ayrıldılar. Bir böyle anlıyoruz, bir de şöyle anlıyoruz. İki Müslüman Allah için birbirlerini sevdiler, Allah için bir araya geldiler ama onlardan birisi meyhaneye sapıverdi. Öteki Müslüman da ya Allah için bir araya geldik, ben bundan ayrılmayacağım diye o da meyhaneye sapsın mı? Hayır, işte orada Allah için ayrılmak zorundayız. Bir Müslüman yanlış bir yola saptı, bir arkadaşımız. Şintoist oldu, Budist oldu, Hristiyan oldu, Yahudi oldu. İncil Kur'an'dan daha üstündür dedi ya da Tevrat Kur'an'dan daha üstündür dedi. Hristiyanlık da bir dindir, Yahudilik de bir dindir dedi. Bizden ayrıldı, ne yapalım? Biz de ondan ayrılacağız. Orada biz onu terk edeceğiz. Ondan ayrılacağız. Ona bir tavır koyacağız ki o bizim sevgimizi, bizim dostluğumuzu kaybetme korkusuyla kendisini bir daha yargılasın, bir daha sorgulasın. Biz Allah için bir araya gelmeyi beceriyoruz da Allah için ayrılmayı beceremiyoruz. Nice Müslümanlar bilirim ki ortağının namazsızlığına tahammül edebiliyor. Ortağı namaz kılmıyor. O Müslüman aman darıltırım, aman üzerim diye onu uyarmıyor,
ona bir tavır koymuyor, hala onunla ortaklığı sürdürebiliyor. Bu yanlıştır. Ona tavır koymak zorundayız. Bakın, Tebuk'tan geri kalan 3 tane sahabe vardı. Allah emretti, Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar 50 küsür gün onlara küstüler. Kimse konuşmadı. Babaları, anaları, hanımları, kardeşleri, oğulları bile onlarla konuşmadılar. Kimse konuşmadı. Niye? Yani onlara karşı bir tavır konmalıydı ki bir daha bu yanlışa kimse düşmesin. Bir cihat eyleminde Müslümanı kimse yalnız bırakmasın. Cihattan kimse geri kalmasın diye Allah sahabenin küsmesini emretti. 50 küsür gün bütün Müslümanlar o 3 Müslümana küstüler. Yaşadıkları şehir onlara dar geldi. Gök kubbe sanki başlarına çöktü. Böylece bir daha onu yapmama konusunda kesin bir karar verdiler ve tevbe ettiler. Allah da onların tevbesini kabul etti. Bir Müslüman bir arkadaşının günaha sapmasına tavır koymak zorundadır. Mesela evlerimizde hanımlarımız İslam dışı bir tavır mı sergiliyor? Biz onlara bir kaş ekşitmek zorundayız, bir tavır almak zorundayız ki bir daha onu yapmasınlar. Mesela bir adam dükkanında içki satıyor diye aleyhinde konuşuyoruz, kızıyoruz ama peynir zeytin almak için yine hala adamın dükkanına girip çıkmayı sürdürüyorsak bu tavır yanlıştır. Allah için ayrılmak zorundayız. Ya da filan zat işte içkidir, içkicidir, faizcidir diye kızıyoruz, gazaplanıyoruz ama kooperatifimize 2 tane üye lazım olunca da parası var diye adam yerine koyup yine ona gidiyoruz. Olmaz bu. Bakın sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki İsrailoğullarının sapması şöyle başladı. Bizden önceki 2 toplum işte Yahudi ve Hristiyanlar onlara İsrailoğulları denir. Onlar arasında ilk sapma şöyle başladı. Din bilen birisi yani bir şeyin haram günah olduğunu bilen birisi bir yerden geçerken bir adamı o haramı, o günahı işlerken görürdü. Yapma etme haramdır, günahtır derdi. Sonra ertesi gün ya da dönüşünde o adamı yine aynı günahı işlerken görürdü de ona karşı tavır almazdı, ona karşı küsmezdi, ondan ayrılmazdı. Onunla kol kola yine pikniğe gitmeyi sürdürürdü. Böylece varaballahu kulube bazıhim bi bazın. Allah günahkarların kalplerine o Müslümanların kalplerini benzeti verdi. Günah işleyenlere karşı tavır almayanların kalplerini günahkarların kalplerine benzeti verdi. Artık onlar da günahtan rahatsız olmamaya, artık onlar da günahkarlar gibi düşünmeye, günahkarlar gibi konuşmaya, günahkarlar gibi inanmaya başlayıverdi. Eğer biz çevremizde günah işleyen, haram işleyen insanlara karşı bir tavır alamazsak, bir kaş bile ekşitemezsek, onlarla ayrılmayı beceremezsek, aman gücendirmeyeyim, aman darıltmayayım diye onlarla dostluk ilişkilerimizi sürdürmeye kalkarsak, unutmayın bizim kalplerimizi de sonunda Allah günahkarların kalplerine benzeti verecek, biz de sonunda onlar gibi oluvereceğiz. Demek ki iki Müslüman diyor Peygamber Efendimiz, birbirlerini Allah için sevmişler, Allah için bir araya gelip bir arkadaşlık tesis etmişler ama Allah için de birbirlerinden ayrılmayı becerebilmişler. Şöyle de anlıyoruz bunu. Diyelim ki savaş ortamındayız. 10 kişi bir düşmanın cephaneliğini yok etmek için görev almışız. Yaklaşmışız cephaneliğe. İçimizden birisi diyor ki siperdeyiz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hepimiz ölmektense sadece ben bu işi yapayım. Bir fedakara ihtiyaç vardı. Ben bu işi üzerime alıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık diye tek başına o cephaneliği imha etmeye gidiyor. Bakın Allah için bir araya geldik. Allah için ayrıldık. Altıncısı وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Cemal sahibi, fiziksel güzellik sahibi ve de mansıp sahibi, soysop sahibi, asil bir aileye mensup olan bir kızcağız, bir kadıncağız, bir kişiye gayrimeşru bir ilişki teklif eder, o da temelinden sarsılıp Allah'tan korkarım, ben böyle bir şey yapmam,
Allah'tan korkarım ben harama uçkur çözmem. Allah'tan korkarım ben bana cennet kaybettirecek bir ameli işlemem derse, işte bu da yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek insanlardan birisidir. Yani böyle kadın mı erkek mi belli olmayacak kadar yaşlı bir kadın ya da çirkin bir kadın değil, güzelliğinin zirvesinde bir de şıllık birisi, herkesin ulaşabileceği, herkesin elde edebileceği birisi değil. Soy sopu belli, asil, herkesin evlenmek için kendisiyle can attığı bir kadın böyle bir teklifte bulunacak ve o kişi Allah'tan korkarım, ben böyle bir şey yapmam diyecek. Bakın bu zordur. Allah kimseyi böyle bir ortamda bırakmasın. Benim bir arkadaşım vardı ilahiyatta. Bir iş için Erzurum'a gitmişti. Hala hayatta arkadaşım. Erzurum'dan dönüşünde trende çok müsait bir ortamda bir kızcağız, güzel de bir kızcağız, kendisine gayrimeşru bir ilişki teklif etmiş. Arkadaşımın dili tutuldu. İnanın bir hafta konuşamadı. Hala sal. Kolay değil ya. Şeytanın bütün ordularına karşı bir savaş vereceksiniz ve yorgun düşmeyeceksiniz. Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü bakın şehvet sadece tenasül organın meyli değildir. Şehvet sadece gözün, kulağın, elin, ayağın, kalbin yönelişi, meyli değildir, isteği değildir. Şehvet bütün bedenin, bütün hücrelerin yönelişi, meylidir ki Allah korusun ben bunu 100 tonluk bir tırı yokuşta durdurmaya benzetirim. Bütün balataları sıyrır gider Allah korusun. 100 tonluk bir tırı yokuşta durdurmak ne kadar zorsa bir kişinin böyle bir konumda kendi kendini durdurması zordur. Onun için sürekli şöyle dua edelim. Ya Rabbi bizi koru. Bizi böyle bir ortamda bırakma ya Rabbi. Böyle bir konumda bizi bırakma ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua etmek zorundayız. En güzel örneğini Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında görüyoruz. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Sonra bir kervana az bir pahaya satıldı. Sonra kervan aldı Mısır'a götürdü. Mısır'da pazarda köle olarak satıldı Yusuf Aleyhisselam. Ama Allah'ın takdirine bakın ki kralın hemen altında bir azizin evine girdi, saraya girdi. Orada bir kadın ona musallat oldu. Azizin karısı Züleyha ona musallat oldu. Yani küçük yaşlarından itibaren Züleyha büyüttü onu. Yusuf'a karşı o kadının meyli, ilgisi, alakası ne zaman başladı bilmiyoruz. Belki daha çocukluk günlerinde başladı. Yusuf Aleyhisselam sere serpe bir delikanlı, bir genç haline geldi. Bakın ayeti kerimede Allah diyor ki: "Varavedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi." Evinde bulunduğu kadın Yusuf'un nefsinden murad almak istedi. Evinde bulunduğu kadın Züleyha gönlünü Yusuf'a kaptırdı. Vagallaqatil ebvabe, kapıları sıkıca kilitledi. Vakalet heytelek, gel bakalım ey Yusuf. Yaklaş bana, bana yakın ol ey Yusuf dedi. Kale maazallah. Yusuf Aleyhisselam dedi ki Allah'a sığınırım. Ben böyle bir şey asla yapamam. İnnehu Rabbi, o benim Rabbimdir. Ahsene methvay, o benim yerimi güzel tuttu. Yani ben kardeş ihanetine uğradım, kuyuya atıldım, köle olarak satıldım ama Rabbim beni sarayda en üst bir konumda yerleştirdi. Rabbim bana büyük lütuflarda bulundu. Ben böyle bir şey asla yapmam. İnnehu la yuflihu zalimun, zalimler asla iflah olmazlar dedi. Bilmiyoruz artık o kadın ondan sonra daha ne kadar kendini Yusuf Aleyhisselam'a arz etti. Nasıl güzel kokular sürünüp kendisini Yusuf Aleyhisselam'a beğendirmek için ne tür cilveler takındı, karşısında nasıl giyindi, soyundu bilmiyoruz. Ve üstelik şuna da dikkat edeyim, Yusuf Aleyhisselam onun kölesiydi. O kadın onun efendisiydi. Onun emrinden çıkmamak zorundaydı. O kadının her dediğini yerine getirmek zorundaydı. Üstelik o evdeydi, kimsenin şüphelenmesi de mümkün değildi. O evdeydi, saraydaydı, kimsenin şüphelenmesi de mümkün değildi. Karşısında dünya güzeli bir kadın vardı, gençliğinin zirvesinde bir Yusuf vardı. Ve bakın Allah diyor ki öyle bir an geldi ki وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا.
Nihayet öyle bir an geldi ki kadın ona meyletti, yöneldi. Zaten kadının meyli onaydı. Ve hemme biha, Yusuf da ona yöneldi. Allah Allah. Yusuf da ona meyletti. Levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Yusuf daha önce Rabbinin burhanını görmemiş, bilmemiş, duymamış olsaydı iş çoktan olup bitmişti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne diyor Rabbimiz? Demek ki bir peygamber bile olsa bir kadın karşısında belli bir noktaya kadar dayanabilecek. Bir peygamber bile olsa. Peki Allah diyor ki levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Yusuf daha önce Rabbinin burhanını, Rabbinin delillerini görmemiş olsaydı. Neydi Rabbinin burhanı? Zinanın haramlığına dair ayetler. Zina işlediği zaman kesin cenneti kaybedeceğinin bilgisi. Harama uçkur çözdüğü zaman cehenneme gideceğinin bilgisi daha önce Yusuf'a ulaştırılmamış olsaydı, Yusuf Aleyhisselam daha önceden Rabbinin bu bilgilerini öğrenmemiş olsaydı, iş çoktan olup bitmişti diyor Allah. Peki kim kurtarmış Yusuf'u? Allah. Peki bizi kim kurtardı? Eğer şu ana kadar harama uçkur çözmediyseniz ki inşallah öyleyizdir, iffetimizle namusumuzla bugünlere kadar gelmişsek, kim yaptı bunu? Allah. Sakın ha kendinizden filan bilmeyin. Ben yaptım, ben ettim demeyin. Allah korumasaydı, Allah bizi bugünlere kadar getirmeseydi, bizi bize bıraksaydı, bizi nefsimize bıraksaydı, biz götürür kendimizi bir pisliğin içine atardık. Elhamdülillah ki Rabbim bizi bugünlere kadar tertemiz getirdi. Öyleyse hep şöyle dua edelim. Ya Rabbi, bugüne kadar beni sen korudun, bundan sonra da sen koru ya Rabbi. Benim karşıma böyle dayanamayacağım bir ortamı çıkarma. Beni böyle bir şeyle imtihan etme ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua edelim. Kimi zavallılar şöyle demişler. Ya Rabbi sen Yusuf Aleyhisselam'ın karşısına dünya güzeli bir kadın çıkardın. Yusuf Aleyhisselam'ı böyle bir ortamda imtihana tabi tuttun. Yusuf Aleyhisselam sabretti, dayandı, direndi, dokunmadı, imtihanı kazandı, cennete gitti. Beni de ya Rabbi bir ormanda, bir dağ başında ya da bir mağarada kimsenin ulaşamayacağı ıssız bir ortamda dünya güzeli bir kadınla baş başa bırak, ben de sabredeyim, dokunmayayım, imtihanı kazanıp cennete gideyim. Aptallık bu ya. Böyle bir şey istenmez ya. Ya dayanamazsam, ya dayanamazsam aman ya Rabbi, aman ya Rabbi beni böyle bir ortamda bırakma. Benim kendime güvenim yok ya Rabbi demek zorundayız ya. Ya Rabbi sen Eyyub peygambere çok ciddi bir hastalık verdin. O sabretti, isyan etmedi, dayandı. İmtihanı kazanıp cennete gitti. Ya Rabbi bana da çok ciddi bir hastalık ver. Ben de sabredeyim, imtihanı kazanıp cennete gideyim. Aptallık bu ya. Dişiniz ağrıyor da ne yapacağımızı şaşırıyoruz değil mi? Ne demek lazım aman ya Rabbi. Ben zayıfım. Dayanamayacağım bir şeyle beni imtihana çekme ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Dayanamayacağım bir hastalıkla, dayanamayacağım bir kadınla, bir ortamda beni imtihana çekme, beni öyle bir ortamda bulundurma ya Rabbi diye dua etmek zorundayız. Ve raculun zekerallâhe hâliyen fefâzat aynâhu. Yedincisi bir adam ki bir tenhada Allah'ı zikrediyor ve gözleri yaşlarla doluyor. Bu da yedinci sınıftaki insandır. Bu da yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek yedi yiğitten birisiymiş. Ve racülün bir adam ki zekerallâhe hâliyen bir tenhada insanlardan uzak bir yerde Allah'ı zikrediyor, Allah'ı anıyor, Allah'la baş başa ama zikrettikçe de Allah'ı andıkça da Allah'ı tesbih ettikçe de gözleri yaşlarla doluyor. Zaten bir tenhada kimsenin göremeyeceği bir ortamda Allah'la buluşan, Allah'ı zikretmeye başlayan bir Müslüman ağlamanın dışında başka bir şey yapamaz ki. O ağlar, ağlamak zorundadır. Çünkü ağlamak acziyetin ifadesidir. Güçsüz, güçlü karşısında ağlar. Ağlamak güçsüzlüğün ifadesidir. Ağlamak acziyetin ifadesidir. Güçlü olan Allah'la buluşan bir kişi, onu tesbih etmeye, onu zikretmeye başlayan bir kişi zaten ağlamak zorundadır. O ağlar. Ama bizde bir laf var. Kadın ağlar. Erkek adam ağlamaz. Çocuk ağlar. Erkek adam ağlamaz. Hayır, hayır, hayır. Erkek ağlar.
Gerçek Müslüman ağlar. Allah'la muhasebesini yaptığı her bir ortamda bir Müslüman ağlar. Hatta Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki, sineğin gözü kadar ya da kuşun gözü kadar gözünden Allah korkusuyla yaş döken birisine Allah cehennemi haram kılar diyor Peygamberimiz. Cehennem ona haram olur. O göz artık cehenneme gitmez. Ağlayacağız öyleyse. Yani çocukluk mantığıyla ağlayalım. Çocuk niye ağlar? Benim bildiğim çocuk 3 sebeple ağlar. Birincisi istek bildirir. Acıktım, susadım ya da altımı ıslattım gibi bir istek bildirmek için, annesine babasına bir istek bildirmek için çocuk ağlar. İki, özlem bildirmek için ağlar. Annesinden ayrı kalmışsa, dünyanın en üstün insanın kucağında olsa bile o çocuk eğer bir saat, iki saat, bir gün, iki gün annesinden ayrı kalmışsa annesini gördüğü anda ağlamaya başlar. Niye? Özlem bildirir. Anne, ayrı kaldım, neredesin? Senden cüda düştüm diye ağlar çocuk, değil mi? Özlem bildirir. Üçüncüsü suç bildirir. Bir çocuk suç işleyince annesini babasını görünce ağlamaya başlar. Neden? Kızacaklar mı, dövecekler mi, suç işledi ya, bir suçluluk psikozu içinde çocuk ağlar. Peki aynı mantıkla biz de ağlasak, mesela istek bildirsek, ya Rabbi cennetini istiyorum, ya Rabbi rızanı istiyorum diye istek bildirerek ağlasak ya da özlem bildirerek ağlasak, ya Rabbi günler aylardır kitabının kapağını bile açmadım, ya Rabbi beni bağışla. Günler aylardır peygamberinin sünnetiyle ilişki kurmadım, ne Buhari, ne Müslim, ne Ebu Davud, ne Tirmizi. Hiçbir hadis kitabına müracaat edip peygamberinin sünnetiyle birlikte olma çabası içine girmedim. Ya Rabbi günlerdir, aylardır sana kulluktan uzak düştüm, cüda kaldım. Ya Rabbi ne olur kaçak kulun huzuruna geldi, beni bağışla diye özlem bildirerek ağlasak. Bir de suçluluk psikozuyla ağlasak. Söyleyin Allah aşkına, içinizde suç işlemeyen, Allah'a karşı günah işlemeyen birisi var mı? Yok değil mi? Öyleyse ya Rabbi, günahkarım, çok günah işledim. Ne olur ya Rabbi, geçmişimi muhasebe ettim, geleceğimi programladım. Ne olur beni bağışla, kaçak kulun huzuruna geldi, sana kulluğa döndü. Ya Rabbi kulluğumu kabul et diye ağlasak, böylece suçluluk psikozu içinde ağlasak, ağlamak zorundayız. Bakın Kenzül Ummal isimli hadis kitabında gördüm. Bir hadis daha var inşallah. O hadisi de okuyup sözlerime son vereyim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kıyamet günü bütün gözler ağlayacak, şu dört göz müstesna. Birincisi, el-aynu beket min haşyetillah. Dünyada Allah korkusuyla ağlayan bir göz yarın kıyamet günü ağlamayacak. Ya Rabbi bizim gözlerimizi de o gözlerden eyle. İkincisi, el-aynu seherat fi sebilillah, Allah yolunda açık olan göz, hüşyar olan göz, yani savaşta, cephede düşmana karşı açık olan göz, nöbet bekleyen göz, bir de Allah'ın hukukunu koruma konusunda, Allah'ın haklarını koruma konusunda açık olan göz, hüşyar olan göz. Nasıl? Birileri Allah'ın dininin aleyhinde mi konuştu? Onu konuşturmayan, bir dakika. Burada Allah'ı müdafaa eden bir Müslüman var. Benim başımı alabilirsin ama İslam aleyhinde asla seni konuşturmam. Ya da bir gün birisi bir hadisi ezip bozmaya mı kalktı? Bu hadis mevzudur, bu hadis Kur'an'a terstir diye bir hadisi çiğnemeye mi kalktı? Bir dakika. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de hepsinde var bu hadis. Senedinde bir sıkıntı yok. Ben bu hadisi sana ezdirmem, yedirtmem diye, yani Allah'ın dinini, Peygamber aleyhisselamın sünnetini müdafaa konusunda açık olan bir göz. Üçüncüsü, وَالْعَيْنُ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ, Allah'ın haramlarına karşı kısık bir göz. Karşınızda bakılması yasak olan bir obje mi var? Hemen gözünüz kısabiliyor musunuz? İşte o göz de yarın kıyamet günü ağlamayacakmış. Haramlara bakmayan göz. Haramlar konusunda yumuk olan, kısık olan göz. Dördüncüsü de bir savaş ortamında kafirlerin oklarıyla ya da mızraklarıyla, kılıçlarıyla, kargılarıyla yerinden çıkarılmış bir göz. Savaş ortamında
bir Müslüman gözünü kaybetmişse onun gözü de kıyamet gününde ağlamayacakmış. Böylece 7 sınıf insanın yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirileceğini anlattı Peygamberimiz. Eğer bir bahçeye 7 kapıdan giriliyorsa, hangi kapıdan girerseniz girin kendinizi o bahçenin içinde bulursunuz ya, bunun 7'sine de sahip olmak güzeldir ama bir tanesine bile, şu 7 özellikten bir tanesine bile sahip olursanız, inşallah o bahçeden girme imkanını, o cennete girme imkanını ya da mahşer yerinde hiçbir gölgenin olmadığı bir ortamda Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirme imkanını bulmuş olacağız. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse aynı salonda buluşup Peygamber Efendimizin bir başka hadisini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.